Merhaba millet, Ege'yle Minecraft oynuyoruz. Minecraft rehberinin 33. bölümüne hoş geldiniz. Önceki yapılışlarımın aksine bu sefer 1.3'te gelen yeniliklerin önemli olanlarını tek bir seferde anlatmaya karar verdim. Hepsini anlatmıyorum çünkü hani ufacık tefecik şeyler var, atıyorum. İşte gelmiş şey yapmış, şu yağmur yağdığı zaman bu yaprakların altına su damlıyor mesela. Böyle yenilikler falan da var, ufacık tefecik. Bunların hepsini anlatmaya gerek görmedim. Önemli olanları anlatıyorum. Diğerleri de size sürpriz olsun. Çünkü çok ufacık detaylar. Oyunu etkilemeyen detaylar yani. Bunlar da biraz da siz keşfedin. Çünkü güzel şeydir bunları keşfetmek falan. Yani ben isterseniz hepsini okuyabilirsiniz İngilizceniz varsa. Ki Türkçe'de biri illaki çevirecektir bütün changelog'u ama. Ben tamamını göstermekten yana değilim bunların. Şöyle kısa kısa başlayalım. Önce yani bayağı uzun video da olabilir, kısa da sürebilir bilmiyorum ama hani düşündüğümden çok daha az yenilik varmış aslında. Daha hızlı anlatılabilecek yenilikler daha doğrusu. Creative'deki inventory değişti. İlk önce onu göstereyim. Bu şekilde bir durum var. Şeydeki Xbox'taki olay gibi olmuş. Building blocks diyor işte. Hatta durun bir dakika, sizin için Türkçe'ye çevireyim şu oyunu da. Daha iyi anlarsınız. Nerede bakalım Türkçe? Şimdi yapım blokları, dekorasyon blokları, kızıl taş blokları, tabii şeyleri, ulaşım, işte diğer kısmında kova vesaire böyle şeyleri bulabilirsiniz. Tecrübe iksiri de var burada. İşte hepsini yapmışlar. Ayrıca iksirlerin çeşit çeşit hepsini buraya koymuşlar bu sefer. Bu çok iyi olmuş. Önceden yoktu Creative Inventory'de bunlar. İşte zırhlar vesaire. Burada yiyecekler. Burada aletler. Böyle hepsini koymuşlar. Zümrüt var, oyuna eklendi. Ondan birazdan bahsedeceğiz. Ama her şeyi sırayla yapmaktan yanayım. Burada yalnız mesela zümrüt cevherini koymamış mı? Koymuş herhalde, aşağıda mıdır? Kızıl taş burada. Evet, zümrüt de burada. Tamam. Mesela ufak ufak şeylerden biri. Gördüğünüz gibi şunlar geldi. Orman ağacı merdiveni, kuş ağacı merdiveni, ladin ahşap merdiveni falan. Tabii ben İngilizce oynadığım için daha farklı şeyler ama. Sandstone merdiven de geldi işte, Sandstone Stairs yani. Bunlar geldi işte, önceden bu renkler yoktu. Sadece düz tahta vardı. O yüzden adam gibi istediğim gibi yapamıyordum evlerimi. Şimdi biraz daha güzel yapabileceğim. Bu güzel bir şey oldu. Bakayım başka kısa kısa şeyleri yazmışım. Önce onları anlatayım, sonra uzun esas olaylara geçeceğim. Adventure Mod diye bir şey geldi oyuna. Şey, başlarken seçtiğiniz dünya şeylerinden bir tanesi Adventure Mod. Bunda işte blok sanırım kıramıyorsunuz, koyamıyorsunuz bir yere. Çok kısıtlı etkileşiminiz var dünyayla. Bu şu, tabii içinde herhangi bir hikaye falan yok. Bunlar şey, custom map yapacakları için tasarlanmış. Hani custom map yapıyorlar da işte blok kırmak yasaktır diyorlar ama işte millet kırıyor, hile yapıyor falan ya. Bu yapılamasın diye bunu yapmışlar. Çok da güzel ve mantıklı olmuş bence. Hani hoş bir şey böyle bir düşünceye girmeleri. Benim hoşuma gitti açıkçası bu mod. İleride görürüz ama hani yine bayağı kısıtlayıcı işte. Bazı mesela kova kullanamıyorsun ama bazı adventure map'ler var ki kovayı kullanman gerekiyor. Öyle map'ler oynadım ben, oradan biliyorum yani. Dolayısıyla ben pek kullanacağını düşünmüyorum. İleride bunu hani seçenekli bir şekilde yaparlarsa, ki şöyle bir şey gelecek. Jeb yeni bir blok üzerine çalışıyor. Sadece server adminleri tarafından görülebilecek sanırım. Mesela buna şey yazacaklar işte, şu kadar yaratık öldürülünce şu kadar emerald ver, yani zümrüt ver gibi mesela kod girecek ya da diamond ver diye. Böyle oyunculara, serverdaki oyunculara challenge'lar falan verecek, görevler vermiş olacak ve otomatik olarak sistem bunu işleyecek yani. Böyle bir bilgisayar bloğu gibi bir şey server'a plugin yüklemeden böyle şeyleri kurmak için. Ama henüz ortada yok böyle bir şey. Şunu göstermem lazım. Stone slabs ya da taş basamak buradaki. Şimdi Türkçesiyle. İşte şu tip, hani ben bir 28. bölümde falan sanırım bir şey kurmuştum ya, platform mob spawn olsun diye, ve işte üzerinde bununla katlamıştım ki bunun üzerinde yaratık çıkamıyor diye, doğamıyor diye. Artık doğuyormuş arkadaşlar, o yüzden o yöntem işe yaramıyor. Onun yerine orayı işte stair'la falan kaplayabilirsiniz ya da başka türlü bir side'dan blok koymanız lazım ama slablerde artık doğuyor yaratıklar. Bunu bilmek gerek. Kütükler farklı yön ve şekillerde koyulabiliyormuş. Onu, yani bu odunlar daha doğrusu, ben kütük diyordum da
Çünkü kütük yani. Bakın mesela böyle şu şekilde koydum. Piston koyması gibi bu şekilde yanında koyabiliyorsunuz. İşte böyle koyuyorum falan. Çekil sen şuradan. Tepeden koyarsan böyle oluyor. İşte eğilip yandan koyarsan böyle oluyor. Bu şekilde yapmışlar. Direkt böyle de yapabiliriz. Böyle bir görüntü yapmak isterseniz de evinize mesela onu da yapabiliyorsunuz. Hani bayağı bir imkan sunmuş bu aslında. Çok hoşuma gitti benim. Özellikle texture pack'lerde içinde daha güzel göründüğü için, dışında çok güzel göründüğü için daha fazla şey verebiliyor. Yöntem size sunabiliyor. Piston koyarmış gibi aynen koyuyorsunuz işte bunları da. Fazla da sözde gerek yok herhalde bu konuda. Ondan sonra şeyler şu şöyle göstereyim hatta. Yer açalım. Bu stairlar. Şunları alalım mesela. Bir de slabler. Bunları mesela ters olarak koyabiliyoruz böyle. Stairler de aynı şekilde şöyle koyayım mesela. Mesela bunları böyle koyabiliyoruz artık. Bir de şu var. Bunları koyduktan sonra eskiden bunların üzerine şey koyamıyorduk. Hala bulamıyorum neyin nerede olduğunu ama neyse. Torch koyamıyorduk ama artık bunların üzerine torch koyabiliyoruz. Yani eğer bu alt kattaysa slab, üzerine torch koyamıyoruz. Ama slab üst kattaysa, yani bunun gibi üste koyulmuşsa, ki dekoratif olarak da çok işe yarayan bir yöntem bu. Üzerine bunu koyabiliyoruz. Dolayısıyla ince görünümlü falan yerler yapabileceğiz yine. Ve gerçekten işe yarayabilecekler. Bu beni çok sevindiren bir geliştirme oldu yine. Mimari açısından çok yeni olanaklar sağlıyor 1.3'te gelen bu yenilikler. Tavana level koyabiliyoruz. Onu da göstereyim. Şöyle bir tavan yapalım kendimize. Sonra redstone kısmından alalım. Şalter. Şaltermiş de bunu Türkçe'ye çevirmiş hali burada ha. Bu şekilde tavanda koyabiliyoruz tıpkı yana koyduğumuz gibi. İlk başta biraz abuk bir görüntü oluyor, sonra düzeliyor ama gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Bu da hani hem mesela duş görünümü falan vermek için ya bir sürü şekilde kullanabileceği gibi işte tepedeki ışıkları yakmak olsun, farklı yöntemler her türlü kullanılabilir dekoratif amaçlı yine. Şöyle bir şey var, Netherwort artık her yerde yetişiyor. Onu nerede buluruz? Bilmiyorum. İksir yaparken işe yaradığı için. Burada belki buluruz diye düşündüm ama burada yok. Acaba nerede var? Netherwort ha. Bunu mesela artık işte buraya koyunca olmuyor da sanırım yine şeyde kendi özel işte Soul Sand'inde ama burada falan da yetişiyor artık, büyüyor yani, büyütebiliyorsunuz burada da. Ondan sonra zorluk seviyesi yüksek olduğu zaman falan Nether Portal'dan zombi pigment çıkabiliyor artık dünyada. Yani dünyayı biraz zehirliyor böyle. Oblivion oyununda mesela Oblivion Gate varken etrafta oradan yaratık da çıkabiliyordu. Aynen onun gibi yapmışlar. İlginç bir detay olmuş. Yine zorluğa göre TNT'nin ve işte Creeper'ların falan patlamaları şey oldu, düzeltildi. Yani daha bir zorlaştırıldı o patlamalar. Böyle bir detaydan bahsedebiliriz. Başka. Biraz şey yapıyorum çünkü okuyarak bir yandan gitmeye çalışıyorum. Anlatılacak da bayağı şey olduğu için biraz başarısız olabilirim şu anda konuşmak konusunda ama kolay değil bu kadar bilgi vermek. Botlar hızlandı ve oyuncu bot kırınca bot veriyor. Onu bir deneyelim. Denemedim. Ulaşım. Tekne. Bot değil, tekne yapmışlar Türkçesini bunu mesela. Ha, bu arada bunu göstereyim. Şu anda Commands modunu kullanmıyorum. Oyuna Single Player Commands de eklendi belli bir dereceye kadar. Bütün komutlar yok ama bazı komutlar var. İsterseniz oyuna başlarken, yeni dünya yaratırken onu ayarlıyorsunuz. Yeni dünya yaratımında bazı ayarlar var. Bunları göstereceğim. Şimdi buna bindik.
Gidelim bakalım. Hızlanmış mı? Evet. Hızlanmış. Bakın şunlara eskiden çarpınca patlıyorduk. Artık bunları yani bot kırılıyordu. Denk getiremiyorum bir türlü ama artık bunları çarpınca kırılmıyor botunuz. Onları kırıyor ve yola devam ediyor. Sonra işte bottan mesela şey yapınca kenara çekildiğiniz zaman yani bindik mesela bakın kendi kendine kırılınca tahta düşürdü. Biz kırınca bot düşürdü. Bu da işte o detay. Şey mesela bota bindik ya iniyoruz hop bizi yana kendi kendine atıyor. Üstünde bırakmıyor aptal aptal. Eskiden öyle yapıyordu. Şimdi böyle yana atıyor. Minecraft'ta da aynı şekilde. Onu düzeltmişler güzel bir şekilde. Bakalım başka genel detay yoksa esas konulara geçeceğim daha uzun konulara. Evet şimdilik yok. O zaman gelelim ticaret. Evet. Emerald ya da zümrüt dediğimiz bir şey eklendi oyuna. Emerald Ore denen bir şey var. Bu Emerald Ore sadece şeyde bulunuyor. Bakın F3'e basınca oluşan şey de değişti. Biraz daha eklendi. Biyomu falan görebiliyoruz şu anda. Emerald sadece şey biyomlarında oluyor. Extreme Mountains biyomlarında. Bu dev dağların olduğu şu dağlarda. Extreme Hills diye de geçiyor. Ben buraya böyle yol yapmıştım orayı göstermek için. Şimdi buraya gidiyoruz. Extreme Hills Edge'deyiz şu anda. Extreme Hills'in kenarında. Orada da oluyor ve Extreme Hills'da da oluyor. Extreme Hills biyomunda sadece bu Emerald çıkıyor. Bu zavallı şeyleri atlatabilirse eğer. En sinir olduğum şey Minecraft'ta şu 40 saat yükleyememesi. Şey var, önce ondan bahsedelim. Server'la single player birleşti. Bakın geliyoruz. Burada LAN'ı aç diye bir şey var. Diğer oyuncular için ayarlıyorsun LAN dünyası. Oyun modunu ayarlıyorsun. Hilelere izin ver, kapalı açık. Bunu ayarlıyorsun. Aç diyorsun. Başka oyuncular LAN ağında olanlar gelebiliyor. Dolayısıyla her single player oyun aslında bir server oldu şu anda. Minecraft'te. Küçük server tabii. Kimseye almıyorsunuz istemezseniz. İsterseniz alıyorsunuz falan. Daha multiplayer'da nasıl olacak bilmiyorum. Bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben teknik kısmından pek anlayan değilim bu işin. Ama hani geliştirme amacıyla böyle bir şey yaptılar. Fakat geliştirmekten çok multiplayer'da yaşanan sıkıntılar single player'a gelmiş gibi gözüküyor şimdilik. O multiplayer'ın kendi için performansı daha iyileşti diye söylüyorlar. Ki oyunun da performansı iyileşmiş galiba. Bayağı bir çünkü performansla ilgili bayağı bir şey detay yaptılar. Şimdi Emerald sadece bu dev dağlarda bulunuyor ve 3 ya da 8 tane oluyor bir chunkta. Yani elmastan biraz daha fazla olma olasılığı var. Ya da elmas kadar. Ama sorun şu ki elmas böyle grup halinde bulunuyorken demir gibi. Şurada demir tek çıkacak. Heh, bak 2-3 tane var ya da kömür birkaç tane var işte burada. Elmas da o kadar 3'lü, 4'lü hatta 6'lı falan da bulunabiliyordu. Emerald tek başına bulunuyor. Böyle bir sıkıntı var ama 4. kattan 31. kata kadar bulunabiliyor. Yani gold gibi bulunma aralığı. Sadece çok az bulunuyor. Yani bulunma şansınız çok yüksek değil. O yüzden daha çok Emerald'ı hani ticaretle elde etmek daha mantıklı bir yöntem. Şimdi şuradan göstereceğim Emerald Ore nasıl gözüküyor. Burada bulmuştum bir tane hemen. Şuradan gidiyoruz. Ve böyle ortada duruyor. Iron Pickaxe falan alabiliyorsunuz. Nerede onlar? Tools. Buradan alalım hemen. Şöyle. Hop. Geldi Emerald'ımız. Bir de ne geldi? Experience geldi. Niye? Şimdi bu versiyonda yine şöyle bir şey geldi. Ore kazdığımız zaman mesela bundan gelmiyor ama gidip de işte kömür kazarsan falan yani bize bir şey katan şeyleri kazdığım zaman experience veriyor bize. Her seferinde vermiyor sanırım tabii burada olduğu gibi ama experience ama şansınız var. Aynı zamanda işte hani gold, diamond falan daha fazla veriyor zannedersem. Bu experience'ları. Iron'a bakalım. Iron ne karar verecek? Onu bir denemiş olalım. Deneyemiyoruz. Yukarıda kaldı. Neyse. Peki. Game mode. Bir yasa game. Vermedi bir şey. Neyse.
Eskiden çok sık veriyordu eski versiyonlarında oyun. Şimdi daha az veriyor ki bu daha iyi olmuş çünkü çok kolaydı level atlaması. Aynı zamanda bunları Furnace'da eritince falan da seviye atlıyorsun. Yani experience kazanıyorsunuz. Onu da dilerseniz birazdan göstereyim. Şimdi bu zümrüt. Bu sadece para olarak kullanılıyor. Bundan aynı zamanda blok falan da yapabiliyorsunuz dekoratif olarak ama zümrüt elde etmesi çok zor olduğu için pek mantıklı bir şey değil bu. Ha, o blok nasıl gözüküyor? Bunu merak ediyorsanız eğer hemen gösteririz şuradan. Yapım blokları, zümrüt bloğu. Böyle güzel bir şey yapmışlar. Texture pack'lerde çok daha güzel görünecektir muhtemelen bu. Böyle bir şey. Şimdi zümrüt birazcık alayım kendime ki nereden acaba zümrüt bulacağız şimdi? Bir stack aldım. Ticaret yapımını göstereceğim. Biraz da mesela ne alayım? Buğday alayım. Tamam, bir stack da buğdayım olsun. Size mesela ticaretle ilgili bazı şeyler göstereyim. Demir alıyorum, gold alıyorum. Kömür dursun. Elmas da alalım birkaç tane. Ticareti buradan göstereceğim birazdan. Şimdi villager'ların mesleklerine göre satış yaptıkları şeyler var. Mesela geliyoruz köylü bookshelf veriyor 3 sümütte tamam. Bir tane aldım 3 sümüt gitti. Bakın bir bookshelf'im oldu. Şimdi mesela gittim. Aynı bir şey değişmiyor. Bir daha alayım. Hop. Geri ver onları bana. Tamam bakın şimdi mor benekler çıktı ya bundan. Bu şu demek oluyor. Buna geldiğim zaman bu mesela bir tane daha şey öğrendi. Mesela yazılı kitap satarsam ben buna eğer. Ona zümrüt veriyor. Yazılı kitabın ne olduğunu açıklayacağım. Şimdi temel prensip bu. Köyde birazcık alışveriş yaparsanız yeni şeyler açılıyor. Bir işlemi 3 kere yaparsanız eğer yok olma şansı var o işlemin. Yani o anlaşmanın. Teklifin ya da öyle söyleyeyim. Teklif de diyebiliriz ona. 13'ten fazla yaparsanız kesinlikle o teklif yok oluyor ve yeni bir teklif geliyor. Ki birden fazla teklif olma şansı da var. Mesela başka bir mesleğin sahibi olan köylüye gidelim. Bu mesela 21 buğday veriyorsunuz. Size zümrüt veriyor. 3 tane zümrüt alabildik. Mesela zümrüte kolay dolaşma yöntem bu olabilir. Bunları yapmak olabilir yani. Bu mesela demir çapa veriyor. Zümrütümüzü koyuyoruz. Demir çapamızı arıyoruz. Bazıları hem zümrüt hem başka bir şey istiyor mesela. 2 tane yer var o yüzden. Öyle şeyler de olabiliyor. Mesela aldık. Bir daha alalım. Ama artık morarsana. Pinti herif başka bir şey satmıyor. Ekmek alalım. Hadi dostum ah çıkmış işte tamam morlaştı çıktı. Mesela yine buğday satmaya başladı. Bundan çünkü görevi aynı. Bir blacksmith bulursak daha ilginç şeyler yaptırabileceğiz sanırım. Şurada vardı bir tane ama kaçmış, kaçmış. Evet, kaçmış. Blacksmith, neredesin? Demirci. Sevgili demirci, lütfen ortaya çık. Bu ne yapıyordu? Acaba başka neler yapıyor? Mesela rahip vardı bir yerlerde. O rahip güzel şeyler veriyor. Enchantment yapıyor rahip de. Yani rahibe eşyanızı enchantment yaptırabiliyorsunuz. Elmas koydum yanlışlıkla. Şunları da atalım. Neyse bu yine kendine gelemedi. Bu da yok. Rahip nerede? Demirci nerede? Nereye kayboldu bu adamlar ya? Duvarını kırıp geçerim kardeşim. Evet yine fail olduğumuz bir an. Neyse ben detaylara bakayım. Ha şey. Normal koşullarda hile yapmadan elde edemeyeceğiniz Bottle of Enchanting ve
Chainmail armor yani zincir zırh burada alınabiliyor. Ha mesela buna demir veriyorsunuz, size zümrüt veriyor. Bu şekilde de para kazanabilirsiniz. Böyle yöntemler mevcut. Belki o adam demircidir, emin değilim ama. Aa! Elma veriyoruz. Bir zümrüte 5 elma. Gayet iyi mesela. Karnınızı doyurursunuz böyle. Buna yeni bir şey geldi. Ha mesela bak 7 tane zümrüt veriyorsun. Bir tane demir kazma veriyor sana. Böyle yürüyor işte bu işler. Bakın buna ne yenine geldi. Yün veriyorsun 21 tane sana zümrüt veriyor. Coin çiftliği yaparsanız bu çok kolay bir şekilde edilebilir mesela. Çünkü çok hızlı yün bulunuyor. Sen galiba rahipsin ya. Ama kitabımız yok ki. Şimdi alırım. Ha yok rahip bu tamam. Alalım biraz. Hadi hadi. Senden yeni bir şeyler çıkar. Evet, çıkıyor. Ender gözü bak. Bu önemli bir şey mesela. İyidir yani o. Çünkü önemli ha. Yeni bir şey daha geldi. Bak mesela demir balta koyuyorsun ve bundan koyuyorsun. Verimlilik 2 veren demir balta yapıyor. Böyle işte arkadaşlar bu enchanting olayımız. Şimdi, pardon ticaret olayımız böyle. Enchanting'e geliştirmeler yapıldı, onu göstereyim. Set 0. Şimdi bildiğiniz gibi enchanting yapını anlatmıştım. Level 50'ye kadar çıkmak gerekiyordu. Ve şunu da yapayım. Exp. Bir dakika şey XP 500 ya da 400 olsun Egil. Evet şimdi en fazla 30 level şey oluyor artık. Nerede? Büyü masası tamam. Kitaplık nerededir acaba? Burada mıdır? Buradadır. Şimdi bunu koyuyoruz büyü masamızı. Şimdi bunun etrafına bir boşluk bırakarak bu şekilde koyuyorduk ya şeyleri ve iki kat yapıyorduk bunu maksimuma ulaşmak için. Artı bir kat yapmamız maksimuma ulaşmamız için yeterli. Geliyoruz buraya basıyoruz mesela en fazla level 30 var daha fazla çıkmıyor. Tabii şu an creative'de olduğum için sonsuz yapabiliyordum doğru ben bunu unutmuşum niye boşu boşuna şey yaptıysam. Üçüncü sırada artık daha sıklıkla 30'u gösteriyor. Yani en yüksek yapabileceğimiz şeyi gösteriyor 3. sırada. Mesela Silver Touch falan verdi işte İpeksiz dokunuş. 30'dan fazla yok gördüğünüz gibi. Ve 30'a ulaşmak için de bu kadar koymamız yeterli oluyor. Yani 2 kat yerine 1 kat koyuyorsunuz ve sadece 30 level'da oluyor. Aynı zamanda bir seferde buradaki gibi 2 tane enchantment koyması da kolaylaşmış. Yani enchantment olayı çok daha kolaylaştı. Tecrübe kazanmak çok kolaylaştı çünkü İşte bir şey pişirince experience geliyor. Or kazınca experience geliyor. Adam öldüğünde zaten experience geliyor. Bayağı bir rahatladı yani bu olay. Şimdi kitaplara geçiyoruz. Arkadaşlar kitaplarda artık kitap yazabiliyoruz. Bu Adventure Map'ler için harika bir şey oldu. Boş boş bir sürü sign koymak yerine 50 sayfa bir kitaba yazabiliyoruz sadece. Şimdi bir enchantment table yapalım. Pardon enchantment table değil, crafting table yapalım. Başka ne gerekiyordu? Kağıt gerekiyor tabi bayağı bir. Daha sonra diğerleri nerede? Ha, ip gerek. İp gerekiyor muydu? Yok gerekmiyordu bunun için. Yanlış söyledim. Deri gerekiyor. Tüy gerekiyor ve şu şey mürekkep kesesi. Inksak yani mürekkep balıklarını kesince çıkan var ya. Şimdi buraya geliyoruz. Eskiden böyle yapıyorduk ya kitabı. Artık böyle yapılmıyor. Buna bir tane de deri eklemeniz gerekiyor. Hop kitap oldu. Bunu isterseniz böyle yapabiliyorsunuz bu arada. Bunun şeyi bayağı serbest yapılmış. Yöntem. Şimdi bir de şu var. Tüy, kitap ve mürekkep
koyunca kitap ve kalem yapıyoruz. Book and Quill diye geçiyor İngilizcesinde. Şimdi bunu elimize aldık. Buna sağ tıklıyoruz. Yazma yeri geliyor. Buraya ne girsek yazıyor. Mesela çıkan reklamları izleyip destek olalım. Bakın izin vermiyor YouTube. Niye? Çünkü Minecraft'te hala I harfi yok. Mesela im yazmak gerekiyor. Bu ciddi bu arada arkadaşlar. Baya imkansız kaldım şu anda. Şey falan yapamıyorum. PlayStation'dan falan video çekmek için alet almam lazım siteye video çekeceğim diye ama alamıyorum çünkü kalmadı para yani. Reklamları hani çok rahatsız etmiyorsa geçmeyip izlerseniz gayet makbule geçer çünkü etkili oluyor. Söylemeden geçemeyeceğim ki siteyi açarken ben de bağış kısmı açacağım sanırım. Çok isteyen oluyor. Ben buna hiç sıcak bakmadım ama artık hani mecbur kaldım çünkü hani iş olarak yapınca korsan hani oynayamıyorsun. Oyunlar çok pahalı zaten. Bir de edevat almak gerekiyor. Ve şu an hakikaten çulsuz kaldığım için bunu alacak param yok. Dışarı çıkamıyorum arkadaşlarımla. Sinemaya gideceğim, gidemiyorum. Hala şeye Dark Knight Rises'a gidemedim hala yani. En son Borderlands 2 pre-order yaptım. Orada bitti, konu kapandı. Neyse, burada işte yazıyorsunuz falan. Birkaç işte satır atlayabiliyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz ama çok satır atlanmıyor sanırım. Emin değilim. Bunun incelikleri var. İşte Alt'la beraber 1 ve 2'ye basınca sanırım öyle bir şey miydi? Alt GR ile 1 2 miydi? Bir şeyler yazmış adı Wiki'de de garip kodlar girerek işte renkli yazı olsun, altı çizili yazı, italik yazı falan filan da yapabiliyorsunuz. Ama çok garip kodlar ben anlamadım. Böyle 50 sayfaya kadar gidebiliyor. Tamam deyince bir şey olmuyor. Devam edebiliyorsunuz sanırım. Bir dakika. Tamam diyelim. Evet bakın. Devam ettik. Buraya da biraz yazalım. Tamam dedik. Kalıyor gördüğünüz gibi. Bitir derseniz yazar Ege Sagin yazıyor. Kim yazmışsa bu yazıyor. Kitabı bitirirseniz üzerine değişiklik yapamazsınız. Buraya mesela işte X, Y, Z olsun kitabın adı. Yani hiç kazanmayacağım şimdi. Bitir ve kapat diyorsunuz. Bu daha sonra yazılı kitaba dönüşüyor. Yazılı kitap dediğimiz şey böyle şey gibi şu şekilde enchantment yapılmış gibi gözüküyor. X, Y, Z yazar Ege Sagin diyor. Buna sağ tıklayınca sadece okuyabiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Kitaplar bu kadar. Ender Chest'i gösterelim. O da önemli bir şey. Ender Chest arkadaşlar Fallout nereden çıktı? Diablo oynayanların bileceği şey gibi. Şurada göstereyim. Neden gelmiyor aklıma lanet olsun? Ah, Diablo oynayabileceği stash gibi. Yani bu ne demek? Bir yere koyduğunuz zaman Ender Chest'i, Ender sandığı ya da buradaki adıyla başka bir yere koyacağınız zaman bunu şöyle bir güzellik oluyor. İstediğiniz gibi istediğiniz yerden buna giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Buraya koyduk. Böyle görünen bir Ender Chest. Buna mesela altın koydum. Hop. Buraya gittim bir tane de Ender Chest koydum. Buna bakıyorum altın burada. Aldım. Buna gidiyorum. Hop bu kadar var. Bir de yapımını gösterelim. Böyle koyuyoruz. Bunları koyduğunuzda Ender Chest çıkıyor. Bunlardan iki tane yan yana koyulmuyor. Yani ikili hale gelmiyor. Ayrı ayrı açılıyorlar gördüğünüz gibi. Ve hepsini yok etsek bile bir tane koyunca yine buluyoruz. Dolayısıyla serverlarda falan kendi eşyalarını saklamak isteyenler için gayet iyi bir şey yani. Buraya koyun. Ender Chest'i yok edin. Kimse alamaz çünkü sizin adınıza oluyor Ender Chest. Benim anladığım kadarıyla böyle en azından. Bununla ilgili başka detay var. Patlamaya falan dayanıklı. Boyutlar arasında da işe yarıyor. Blend'e gittiğinizde de oradan alabilirsiniz. İşte Nether'da falan da bunu kullanabilirsiniz. Ama sadece bir tane oluyor. Yani belli bir limiti var. Kısıtlı şey boyut yani şu kadar alana sınırlısınız. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi en çok heyecanla beklenen başka bir şey. Tripwire Hook. Onu göstereceğim. Tripwire tuzak kancası diye geçiyor burada. Bu lazım. Bir de ip lazım. Bir de onu nasıl yapıldığını da göstereyim.
Az sonra şuradan ip alalım. Bundan da bayağı bir almak lazım. Sonra sopa, demir ingot, bir de wooden plank gerekiyor. Şimdi geliyoruz. Böyle koyuyoruz. Bunu böyle. Bunu böyle. Hop, bize iki tane tuzak kancası veriyor. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Arasında 40 blok mesafe bile olabiliyor. Böyle bir güzelliği var. Buraya illa bir bloğa mı koymak gerekiyor? Tamam, bir bloğa koyuyoruz bu şekilde. Bir de gol blok koyalım şuraya. Arasında 40 blok mesafeye kadar bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Daha sonra arasına ipi böyle yere koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok ince görünüyor. Neredeyse hiç görünmüyor. Yani çok kolay buna basmak. Ha, bağlandı. Şimdi şöyle bir gösteri yapalım istedim. Kızıltaş lambası. Time sets. Şimdi bu not arasından geçtiğiniz zaman bu yerdeyken hop bunlara bir şey gönderiyor. Ve tekrar ediyor kendini. Gördüğünüz gibi her geçişimizde yanıyor. Mesela bu geçersiniz tam buradan işte piston koyarsınız bunun altına buradan bağlayacak şekilde. Yani bu şu blok elektriklenmiş oluyor buradan geçince. Aynı şekilde bu blok da elektriklenmiş oluyor. Dolayısıyla bunun arkasından bir redstone bağlarsınız. Aşağı piston koyarsınız. Geçtiğim buradan hop pistonlar açılıp buraya düşer adam. Böyle bir kullanımı var bunun. Bir de şöyle bir özelliği var. Shears kullanarak o burada mıdır? Burada mıdır? Burada. Makas yani. Bunu yaptığınızda alabiliyorsunuz. En azından kesebiliyorsunuz. Yani etkisiz hale getiriyorsunuz tuzağı. Son yeniliklerimiz şunlar arkadaşlar. Dünya yapımına başlatımına bir yani dünya yaratımı daha doğrusu buna bazı gelişmeler var. Bunlardan en önemlisi şu anda şey. Çölde ve jungle'da özel tapınaklar var. İçlerinde de bazı güzellikler var. Şimdi mesela çölü açtım. Bu arada hayatta kalma moduna başlattığım için öyle yazıyordu. Çöllere özel bir kere böyle çöl kasabaları var. Arap kasabası gibi böyle yapmışlar sandstone'dan. Çok güzel olmuş. Bununla beraber ne taraftasın sen? Ben buraya bir yere bulmuştum ve işaret koymuştum. Çöl tapınağın. Ha şurada sponge'dan işaret koymuştum. Evet. Şimdi burada çok zor belli oluyor. Bayağı gömülü kalmış. Normalde bu kadar gömülü olmaya da biliyor. Ki aslında jungle'daki tapınaklar cobblestone'dan çöldekiler bundan yapılıyor ama ben bir jungle'da mesela böyle tapınak da gördüm geçen gün. Ve şimdi bunların böyle giriş yerleri var. Buralar kapalı kalmış burada. Normalde girişi buradan. Böyle bir mekan. Buraya bakıyorsunuz. Altta şey var. Böyle bir şundan var. Bunların içinde şundan dediğim işte pressure plate. Kemik memik işte çok daha güzel şeyler de olabiliyor. Yani burada emerald falan da bulabiliyorsunuz. Buraya gelirseniz sesi duydunuz muhtemelen. Bu. Bayağı bir TNT var orada. Bu devasa bir oda açıyor. Arada ore falan yok olduğu için puan da kazandık. Neyse. Yani bu çöldeki şeylerin özelliği bu arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım gezerken için ama işte güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Jungle'da apayrı bir şey var. Birincisi jungle'a şey geldi. Neyse şunu göstereyim ondan sonra mı anlatsam onu yoksa önce mi göstersem? Bakalım. Heh. Kakao. Bunlar kakao. Bu en bitmiş hali. Bu az bitmiş hali. Bu da en küçük hali sanırım. Yetişiyor artık ağaçlarda. Burada mesela bitmiş hali. Alıyorsunuz bunu. Tabi survival moddayken kakao çıkıyor. Dolayısıyla artık kahverengi
Şey çok daha rahat yapılıyor. Şöyle yapayım göstereyim. Şu an kakao tohumu çekirdeği aldım. Buraya koydum mesela bu küçücük halinde. Sonra buna dönüşüyor. Sonra buna dönüşüyor. İşte 3 hali var ya da 4 evresi var. Buna dönüşünce işte kırıyorsunuz. İçinden bayağı bir kakao çekirdeği çıkartıyor. İşte bu da eskiden şey oluyordu. Çok zor oluyordu kakao bulmak. Sadece çünkü şeyde çıkıyordu. Zindanada çıkıyordu ve brown wool yapılamıyordu. Yani kahverengi yün yapılamıyordu. Dolayısıyla inşaat yapmak isteyen ama bunu da hile yapmak isteyen insanlar için oldukça zor bir şey oluyordu. Sonra bunlar da işte şey var bir de ha biyomların içindeki dağlar daha büyütüldü. Yani mesela jungle içinde bir dağ bunlar. Jungle içindeki tepeler ama daha büyüdüler. Yani sırf devasa dağ biyomlarına değil, jungle biyomunda da böyle büyük şeyler görebiliyoruz. Bu arada large biyom diye bir şey geldi. Birazdan göstereceğim. Devasa boyutta biyomlar açıyor. Kapalıydı bunu, ben bunu açtım ama yine de bu jungle o kadar büyük ki inanılmaz yani. Large'ını düşünemiyorum. Belki bug olmuştur. Large açıyordur normalde girince de bilemiyorum. Bu da böyle. Bunları ben koydum buraya geldiğimde. Tamamen karanlık içerisinde normalde. Buraya iniyoruz. Burada bir lever'lar var. Nerede ne açtı acaba? Neyse bir yerde bir şey açmıştır illaki. Şuradan birazcık bakayım diyorum ama. Neyse şimdi şurada gördüğünüz gibi bundan var. Ve size böyle şey fırlatıyor mesela. Ok fırlatıyor. Dispenser'ları var. Evet, burada bir tane daha şey var. Hop, tam kafama geldi. Burada mesela daha güzel elmas falan çıktı. Peki oralar nereye açtı acaba? Şimdi onu bir inceleyelim. Ha, burada mesela zümrüt çıktı. Gizli bir şey varmış. Yani bunu yapıp buraya açarsanız eğer. Orası açılıyor mu? Ne oluyor? Anlamadım ama tam olarak buraya nereden geleceğimizi. Şöyle deneyelim bir dakika. Mesela böyleyken. Bunu da açalım. O zaman buradaki yol açılıyor. Evet. Ve buradan geldiğimizde buraya düşüyoruz. Chest'imizi açıyoruz, alıyoruz. Bu tarz işlere yaramış bunlar da. Yani böyle bir kod var. Kodu yazınca yukarıdaki yer açılıyor ve ikinci chest'i buluyorsunuz. Bunu da göstermiş olalım. Son olarak dünya yaratımı ile ilgili bir şeyleri göstereceğim. Yeni dünya yarata geliyoruz. Daha fazla dünya seçeneği. Burada dünya tipi varsayılan dümdüz büyük biyomlar. Büyük biyomlar. Bonus sandık açık diyorum. Hileler izin ver kapalı açık işte. Bu o komutları yapabilmene izin veriyor. Açık diyelim. Fark etmiyor. Nasıl olsa öylesine yapacağız. Koda böyle bir şey girdim. Buraya da böyle yazalım. Yeni dünya yarat diyoruz. Şimdi başlangıç sandığı dediğimiz şey. Ne kadar güzel ki beni suyun ortasında başlattı. Suyun dibinde başlattı yani. Evet. Okyanus biyomunda başladım. Dev biyomlar olduğu için de hiçbir şeye gidemiyorum. Peki. Ne güzel fail oluyorum kardeşim ya. Bak çok güzel. Sırf ne zaman size video çeksem böyle saçma şeyler oluyor. Baştan başlıyoruz. Açık. Açık. Büyük biyomlar. Onu boş bırakayım. Bunu da böyle bırakayım. Yeni dünya yarat. Hadi abicim güzel yere çıkalım. Evet güzel yere çıktık. Etrafında chestlerle beraber böyle bir chestler. Etrafında soruşa beraber chest geliyor. Ve chestte işte böyle taş aletler falan oluyor. Odun oluyor. Yemek oluyor. Başlangıçta siz işinizi kolaylaştırmak için eklenebilecek bir şey bu. Son olarak şu şeye bakalım. Dev biyomlar ne kadar dev? Ha bakın su şeyi de var burada. Mesela böyle şeyler de eklendi ama bunlardan bir yere gidilmiyor. Öylesine şeyler bunlar.
Cidden ne kadar büyük olduğunu anlayabilecek miyiz böyle bilmiyorum. Bayağı gidersek herhalde değişmezse anlamış oluruz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu dev biyomlar tabii normal oyun için pek kullanışlı değil. Kendi kendine survival yapacaksınız. Yani çok işte devasa olsun, gerçekçi olsun olayınız yoksa ama böyle gerçekçi faction server falan yapacaksınız mesela o zaman gerekli. Niye? Çok güzel bir şey çünkü bu kadar büyük olsa bakın bayağı büyük. Hem bir kere özellikle çölde ve düzlük biyomlarında yani tundra falan diyorlar galiba ona. Tam emin değilim hangisi adının ne olduğundan ama onda mesela geniş alan şehir yapmak için zor bulunuyor normalde. Çünkü bu kadar büyük alan bulunuyor. Çok devasa şeyler yapabilirsiniz. Bu bir. İkincisi hani ülkeler gibi olur. Faction server kuracak olursanız eğer bir faction burada olur mesela. Ya da haritanın içinde ışınlanma yerleriyle işte çöle git, şuraya git, bu dünyaya git. Mesela ayrı konseptli dünyalar yaparsınız serverınızda. Bir dünya işte Arap konsepti olur. Bir dünya böyle ormanda elf konsepti olur. Bir dünya işte dağda cüce konsepti olur falan. İşte dağ biyomu, orman biyomu, çöl biyomu olarak bunlar bu kadar büyük olunca devasa yerde bir sürü şehirler falan kurabilirsiniz ve aralarında da işte şöyle gidersiniz teleportla falan filan. Yani serverlarda kullanabilecek bir şey. Kendi oyununuzu yaparsanız böyle kocaman çöl. Ama mesela sırf çöl odaklı bir adventure map yapmak istiyorsunuz mesela. O zaman çok işe yarar çünkü hani bu kadar büyük çöl asla bulamazsınız normal versiyonda. Dolayısıyla bunu yaparsınız ve burada yaparsınız ki kendi kendine çöl yapmaya çalışırsanız çok çirkin olacaktır. Böyle hem doğal çöl görünümü oluyor hem de devasa bir alan oluyor. Dolayısıyla istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bakın burada daha da düzgün görünen bir tane şey var. Mesela tapınak var. Evet yani bu çöl biyomu olur, başka biyom olur. Devasa oldu mu daha güzel. Daha büyük oluyor. Sadece ama özel durumlarda kullanmak için kendiniz oynarken yaparsanız kafayı yersiniz benden size söylemesi. Çöldekilerde ha zümrüt çıktı 3 tane güzel. Uhuhuhu. Şimdi niye patlamadın diyeceksiniz. Artık Peaceful ya da işte Creative'de falan patlamıyorsunuz. TNT ile onu da yapmışlar. Temel olarak 1.3 yaması böyle arkadaşlar. Bazı ufak detaylar daha vardır illa. Aa yüzey dungeon da bulduk. Bakın. Bazen böyle yüzeyde dungeon çıkabiliyor. Çoğunuz bundan hani haberdardır ama bilmeyenler için gösterelim. Bakın zombi dungeon'ıymış burası. Özellikle çölde falan böyle yüzeyde çıkarsa çok rahat görüyorsunuz çünkü kum düşüyor. Neyse temel olarak yenilikler bunlar. Ufacık tefecik başka detaylar da var ama bunları kendiniz keşfedersiniz hakikaten oyuna etki etmiyor çünkü bunlar. Zaten bayağı uzun bir video oldu. Ben de yoruldum artık. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.